Dün Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin 67. Olağan Mali Genel Kurul toplantısını gerçekleştirdik. 2700 çiftçimiz katıldı bu Mali Genel Kurul'a. Pandemi ortamında bütün tedbirleri alınarak, önlemleri alınarak bu genel kurulu icra ettik. Çok şükür kazasız belasız sonuçlandırdık. Tabii bu hem Panko Birlik camiasına hem şeker sektörüne hem çalışanlarımıza hem çiftçilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu Mali Genel Kurul'daki bizim en önemli gündem maddelerimizden bir tanesi pancar fiyatlarının belirlenmesi konusunun şu ana kadar çözümsüz kalmasıyla ilgiliydi. Ağustos ayının sonlarına geldiğimiz bu günlerde bütün ürünlerde neredeyse fiyatlar belli oldu. Taban fiyatlar belli oldu, açıklandı. Fiyatı belli olmayan, taban fiyatı belli olmayan, ya da açıklanmayan tek ürün şeker pancarı. Bunun da tabii açıklanması bekleniyor. Geçen sene biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız %28'lik bir şeker pancarına zam oranı açıklamıştı. Ama geçen seneden bu zamana kadar bu şeker maliyetlerine intikal etmesine rağmen şeker fiyatlarında bir artış olmadı. 14 aydır Türkiye'de, hatta 14 ayı aşkın bir süredir Türkiye'de şeker fiyatlarına, şekerin toptan satış fiyatlarına bir yansıma olmadı, bir artış olmadı. Şekerin perakende fiyatlarında bir artış var. Marketlerdeki satışlarında falan bir artış var. Bunu işte perakendeciler bir şekilde yapıyorlar. Ama fabrikadan satış fiyatlarında bir artış olmuyor. İşte şeker fabrikalarının bunu karşılayabilmesi için, yani pancardaki artış fiyatını karşılayabilmesi için mutlaka şekere zam yapılması gerektiği inancındayız, kanaatindeyiz. Ve biz bunu ifade ediyoruz. Bu şekere zam yapılması konusu gündeme geldiğinde biraz farklı da değerlendiriliyor, yanlış değerlendiriliyor. Yani hazineden çıkacak bir para söz konusu değil burada. Sonuçta bu serbest piyasada tüketiliyor ve dediğimiz gibi perakende fiyatında da zaten artış var. Fabrikaların maliyetlerini karşılayabilecek bir artıştan biz bahsediyoruz. Bu gerçekleşecek olursa hazineden para falan çıkmayacak, aksine şirketler, şeker fabrikaları kar ettiği için devlete vergi vererek hazineye para girişine katkı sağlamış olacak. Bu yanlış algının düzeltilmesi gerekir inancıyla ve şeker fabrikalarının faaliyetlerini kolay sürdürebilmeleri için bu ihtiyacı biz ifade ediyoruz, dile getiriyoruz. Şu ana kadar henüz bir gelişme olmadı ama gelişme konusunda elbette ümidimiz var. Çünkü bu konu Türkiye'de çok geniş bir sahada en az 100 bin pancar çiftçisini ilgilendiren bir konu. İşte 33 tane şeker fabrikasında, şeker fabrikalarını ilgilendiren bir konu. Bunun Türkiye'nin önemli bir ekonomik meselesi olduğu inancıyla ve iş sektördeki işin sürdürülebilirliği açısından bir ihtiyacı olduğu inancıyla ifade ediyorum. Bu konuda ümidimiz kaybolmuş değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın meseleyi yakinen takip ettiği bilgimiz var. Ve bu konuda çalışmalar yaptırdığı şeklinde inancımız, değerlendirmelerimiz var. Ümit ediyorum bu beklentimiz gerçekleşir.